Kur'an Mektebi Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları 58. Bölüm Dünyanın Aldatıcılığı. Dünyadaki bütün hadiseler üzüntü veren ve sevindiren diye ikiye ayrılır. Fakat bu hadiseler yeryüzündeki bütün mahlukat için uygun olmayabilir. Yüce Yaratıcının hikmeti gereği herkes için farklı şekillerde tezahür eder. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbin andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini buldu. Bazı tefsir alimlerine göre ayette söz konusu olan farklılıktan murat, rızık yönünden farklı durumlarda olmaları, zenginlik ve fakirlik bakımından aynı durumda olmamalarıdır. Dünya hayatı bolluk ve zenginlik içinde bulunan, Rabbi tarafından kendisine bol imkanlar sunulan kişilerin buna karşılık şükretmeleri, güzel ameller işlemeleri vaciptir. Böyle yapmaları onları kötülüklerden ve dünyaya aldanmaktan korur. Bu manayı, yani dünya hayatının geçiciliğine aldanmamayı anlamak için şu ayeti kerimeler yeterlidir. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Evet ama siz kendi başınızı belaya soktunuz. Fırsat beklediniz. Şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Akıllı kimselerin uykuları ve oruçsuz halleri ne güzeldir. Ahmakların ve murailerin uykusuz kalıp ibadet etmelerine neden gıpta etsinler ki? Takva ve kesin iman sahibinin yaptığı zerre kadar iyilik, o aldanmışların dünya dolusu kadar yaptıkları amelden daha değerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Akıllı kişi kendi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. Ahmak ise nefsini hevasının peşine takan, Allah'tan bir takım temennilerde bulunan kişidir. Şair şöyle der. Sevindikleri şey için dünyaya övgü dizenler, vallahi azıcık bir kötülük için hemen onu kınarlar. Sırtını döndüğünde insana hasreti yukarı çıkar, ikbal ettiği zaman da tasası durmadan artar. Diğer bir şair şöyle der. Vallahi şu dünya tamamen bize kalsa, rızkı da her yerden bol bol üzerimize aksa, hür kimsenin buna boyun eğmesi yakışık alıcı değil, nasıl olabilir hepsi yok olucu kalıcı değil. Şair İbn-i Bessam şöyle der. Yazıklar olsun dünyaya ve orada geçen günlere. Zira o mahlukata hüzün kaynağı olarak yaratıldı. Hiç bitmez, arkası kesilmez onun gam ve kederleri, hem krallara ve hem de halka çektirdikleri. Şaşmak gerek dünyaya ve onun hallerine, o düşmanlık yaparken ona aşık olanların haline. Diğer bir şair şöyle der. Dünya der ki, bakıyorum günler geçiyor, insanların alçaklarına çabucak rızıklar geliyor. Şeref ve fazilet sahiplerine elini sıkıyor. Dünyaya dedim sözün aslını benden al. O bol kazancı haramda gördü. Habis olan habise bol bol yürürdü. Diğer bir şair şöyle der. Geçen günlere sor neler yapmışlar Kisra'ya, Kayser'e, saraylara ve orada yaşayanlara. Hep birlikte onları ayrılığa sürüklemedi mi? Geride bir akıllı ya da sefih terk etmedi mi? Anlatıldığına göre bir bedevi kabilenin birine misafir olur. Kendisine yiyecek ikram ederler. O da yer. Sonra onların çadırlarının gölgesinde uyur.
Kabilede bulunanlar çadırı söker, hareket ederler. Bedevi güneşin harareti ile uyanır, kendine gelir, yoluna devam eder ve şu şiiri söyler. Dikkat et, dünya tıpkı bir gölge gibidir. Elbet bir gün her gölgenin zevali gelir. Dünya yolcu için bir öğle uykusu yerindedir. Orada ihtiyacını giderip yola düşmek gerekir. Ehli hikmetten biri dostuna şöyle der. Dua edenler sana işittirdi. İsteyenler de mazeretlerini açıkladılar. Fakat yakini yani kesin imanı kaybeden ve amelden uzak kalandan daha fazla yardıma muhtaç kimse yoktur. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh der ki, ilim olarak Allah korkusu kafidir. Cehalet de Allah namına aldanmak için yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim dünyadan hoşlanır ve onunla sürur duyarsa kalbinde ahiret korkusu kalmaz. Hikmet sahibi bir zat şöyle der. Kul elinden kaçırdığı dünyalıklara üzülürse bundan dolayı hesaba çekilir. Elde ettiği dünyalıklardan dolayı sevinirse bundan da hesaba çekilir. Sizden önceki salih Müslümanlar sizlerin haramdan kaçındığınızdan daha fazla helal olan dünyalıklardan uzak dururlardı. Sizin nazarınızda hiç önemsiz gibi görünen hususlar onlara göre insanı mahveden büyük tehlike olarak değerlendirilirdi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh Mis'ar bin Kidam'a ait olan şu beyitleri misal olarak verirdi. Ey aldanmış! Gündüzün gaflet ve uyku, gecen ise uyku ve değersiz işlerdir. Fani olana aldanır, hayallerle aldanır ve sevinirsin. Asılsız lezzetlerle aldandığı gibi rüyadaki kişinin. Bu meşgali ile sen varacaksın kötü bir akibete. İşte böyle yaşar bu dünya üzerinde hayvanlar. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.